İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle bipolar bozukluğu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Günaydın Giray Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir hayli görülme sıklığı da artan rahatsızlıklardan biri. Bipolar bozukluk nedir acaba Sayın Tarhan? Bilim kaynaklarını biliyor mu, neden kaynaklandığını? Tabii şimdi bipolar bozuklukla ilgili son yıllarda, özellikle 90'lı yıllardan sonra bu beyin görüntüleme yöntemleri ilerledi. Yani fonksiyonel MRI cihazı var, böyle fonksiyonel beyin görüntüleme. Yani beynin sadece böyle anatomik yapısını göstermiyor, beynin çalışmasını da gösteriyor. Yahut da duygu beyin haritalama teknikleri çok ilerledi. Bunun sonucunda da beynin zamansal rezolüsyonunu da ölçtük. Sadece durumsal rezolüsyonunu değil. Yani mesela belli 5 dakika içinde beyin nasıl çalışıyor, 10 dakika içinde nasıl çalışıyor gibi bazı uyarılar vererek, beyne taslak ödevler vererek, beynin de mesela düşünsel ödevler veriliyor, duygusal ödevler veriliyor yahut da bir hikaye veriliyor. Bir de normal didaktik bir ödev veriliyor. Bununla ilgili beynin hangi bölgeleri çalışıyor, mesela sözcük üretirken beyin nasıl üretiyor, bu çalışmalar ilerledikten sonra bipolar bozukluk bizim hani mesleki deneyimimizde hep duyduğumuz, bildiğimiz bir şeydi ama böyle biyolojik kanıtlarını yeteri kadar bilmiyorduk. Beyinsel karşılıklarını bilmiyorduk. Yani bazı hastalarda duygular yükseliyor, bazılarında duygular çöküyor. Onun için bipolar kelimesi de iki kutup anlamında. Türkçe'de iki uçlu bozukluk olarak da çevriliyor. İki uçlu bir bozukluk ve bu bozukluk duygu durum bozukluğu. Şimdi diğer mesela şizofreni veyahut da paranoya gibi bozukluklar daha çok düşünce alanında bozukluklar beynin. Bu da beynin duygu alanındaki bozukluklar. Duygu durum bozuklukları, duygu alanındaki bozukluklar. Bu ikisi birbirinden tam bağımsız değil ama baskın olarak duyguları yönetme sorunu yaşıyor bu kişilerde beyin. Diğerinde de düşünceleri yönetme sorunu yaşıyor. Yani şizofreni gibi yahut da diğer OKB gibi hastalıklarda, onlarda da düşünme bozuklukları, düşünce yönetimi sorunu var beyinde. Burada da duygu yönetimi sorunu var. Bu nedenle duygular, bu bazı kişilerde duygu durum bozukluğu olan kişilerde ailesel boyut çok fazla. Eğer aileden bir kişi de varsa birinci derecede akrabalarında çocuk doğma ihtimali 2 misli 3 misli artıyor. Diyelim toplumda oranı %1 ise bu kişilerin %2'ye 3'e çıkıyor. Eğer hem anne hem baba tarafında varsa %20-25'lere kadar çıkıyor hastalığın olma ihtimali çocuklarda. Bu nedenle %100 tek böyle genetik var mı, hedef genler var bu konuda araştırdığımız böyle. Yani şimdi bipolar kişileri artık tanısı aldığı zaman aileden bir kişi de varsa bu kişilerde bu BES dediğimiz böyle whole exome tarama gibi testler yapılıyor. Yani bütün genetik gen haritasını tarıyoruz. O kişinin normal gen haritasından genetik veri tabanı var. Belirlenmiş 2003 yılında ilan edilen insan gen haritası var, genomu var. O genomla o kişinin genomu karşılaştırılıyor. Hangi genlerde farklılıklar var o bulunuyor. Eğer bir gen tedavisi çıkarsa o gen tedavisi yapılması planlanıyor. Mesela üniversite olarak bununla ilgili biz bir proje başlattık. BAP projesi dediğimiz bilimsel araştırma projesi. Şizofrenide, otizmde, bipolarda vakaları topluyoruz. Bilimsel amaçlı, hastalardan hiçbir ücret talep etmeden bunları topluyoruz. Ve burada bu vakalarda bir genetik tedavi çıkmak üzere. Çünkü birçok ciddi şekilde mesela şu anda Alzheimer'ın aşısı bulundu gibi ama daha tam kullanıma geçmedi ama Alzheimer'ın beyindeki hatalı protein üreten geni durduran bir aşı bulundu ve zaten kanserle ilgili çalışma çoktu. Zaten bu Almanya'daki meslektaşlarımızın yaptığı BioNTech aşısının bulunmasının hikayesi de kansere aşı araştırılıyor, antikor araştırılıyor kanseri durduran. Bağışıklık sistemi yapamadığı şeyi dışarıdan şeyle vererek antikor vererek bağışıklık sistemini harekete geçirip genetik cevabı artırmaya yönelik.
bu çalışmalar önümüzdeki 10 yıllarda birçok çalışma, yani bir çiçek aşısının bulunması nasıl tarihi bir şey ortaya çıkardı. Hastalık ortadan yok oldu, çocuk felci yok oldu. Bu gen tedavilerde bulunduğu zaman ciddi şekilde birçok hastalık önümüzdeki 10 yılda yok olacak. Yani öyle ciddi bir şey. Bu bipolarda bu hastalıklar arasında. Onun için %100 değil tabii. Yani anne babada hiç böyle ailede bir genetik yatkınlık olmadığı halde, yani kişide bipolarla ilgili belirtiler çıkıyor. Fakat bipoların tabii çok türleri var. Bipolar 1, bipolar 2 var, bipolar 3 var. Mesela eşik 6 bipolarlar var. Yani klasik bipolarda şey vardır. Böyle kişi duygu durum bozukluğunda hem manik atak vardır hem depresif durum vardır. Yani klasik bipolarda. Bipolar 2'de sadece mani vardır mesela. Bipolar 3'te de ilaçların tetiklediği mani vardır. Mesela bazı kişilerde hiç şey yoktur. Fakat antidepresanı fazla alır kişi. Antidepresanı bilinçsizce kullanır. Kişi birdenbire sütçüye aşık olur mesela. Hanımcık birisinin, ben yaşadım böyle bir vaka. Yani antidepresanı fazla kullanmış, bir baktık ki ilgi gösterene aşık olmuş hemen. Eyvah. Sütçü de hani bir sıcak tip bir şeymiş. Hemen yanlış anlamış onu. Sonra bir apar topar getirdiler, tedavi ettik. Ben ne yapmışım ya diyor çocuk. Eğer aile bilinçli olmasa kız şey, yeni bir evli bir çiftte kız perişan olacaktı. Adı kötü çıkacaktı çevresinde. Evet. Yani onun için evli bir kimsenin bu şekilde davranması. Ama sonuçta ben erkekte de rastladım böyle. Bir erkek hastamız böyle yanında şeyle, daha evlenmemişti de nişanlısı vardı. Fakat bir iş için Antalya'ya gitmişti. Verdiğimiz ilaçları dengeleyici, duygu durum dengeleyici ilaçla antidepresan birlikte vermiştik. O duygu durum dengeleyici ilacı almamış, sadece antidepresan alıyor. Antidepresan alınca da dozu fazla geliyor. Orada bir Rus kıza aşık oluyor. Şoförü aradı, beni ne yapalım diyor. Aman dedik, bu şey, baktık yapılanlara, temel değerlerine uymayan bir şey. Temel kişiliğine uymayan bir şey. Bu rahatsızlık hemen getirin dedik, ilaçların dozunu ayarladık, düzeldi mesela. Bunun gibi şeyler oluyor. Yani aşık oluyor ve konsolosluğa gidiyormuş nikah yapmak için. Ve bunun yakınları da tabii ciddi bir bipolar yakınları da bir hayli özen göstermek zorunda. Bipolarla yakın ilişkilerde anlam arayışı nasıl ilerliyor acaba? Çünkü çevresinden de destek görmesi gerekiyor aslında. Bunları da konuşmak gerekir. Hem kendisinin hem de çevresinin yaşam konforu, yaşam sağlığı açısından. Tabii. Yani şimdi bipolar kişiler, tabii bu bipolar biyolojik boyutu olan bir hastalık. Ama bipolar kişilerde en çok aşık olan kişiler, ben Picasso'nun müzesine gitmiştim mesela yıllar önce. Picasso'nun müzesine gittim, o bipolar Picasso. Bipolarlar, sanatçılar arasında çok bipolar vardır. Evet. Vardır. Ben orada baktım, bir duvar böyle kapkara boyamış. Şeydi, tam Güney Fransa'da, tam İspanya sınırına yakın bir yerde, öyle sahilde. Yani bütün siyah boyamış bir boya. Başka bir boyayı pırıl pırıl rengarenk boyamış evinin. Böyle bir müze yapmışlar orayı. Yani şeyini, o yani sanatsal keşfediciliğini ifade etmiş o. Depresif dönemde, çökkün, ölmek istiyor, kendini bir işe yaramaz gibi hissettiği dönemde koyu karanlık renkleri kullanmış. Böyle manik dönemde coşku, heyecanlı, böyle çok konuştuğu, çok para harcadığı, hayaller kurduğu, dünyayı düzeltmeye kalktığı öyle bir dönemde de müthiş bir şeyler, harika rengarenk desenler ortaya koymuş. Yani bunlar insanın beynindeki şeyi, bazı duygusal coşku, canlanma, gizli yetenekleri de canlandırıyor. Onun için hastalar mani dönemini çok isterler, severler. Çünkü o dönemde kendilerini tam güçlü hissederler. Dünyayı yönetiyorlar. Herkese emirler veriyorlar. Son derece kendi içinde çok sistemli bir şeydir. Yani hezeyan sistemi, yani duygu düşünce bozukları sistemi kendi içinde çok mantıklıdır. Ama dış dünyaya karşı mantıksızdır, uygunsuzdur. Böyle durumlarda bunlar işte hipomani de deniyor bu tarzda. Yani hipomani, psikotik mani de denebiliyor. Psikotik mani de mesela erotomanik aşılar vardır, platonik aşılar. Onlar önemli kısmı şeydir.
manik depresiftir baktığım zaman hikayesine. Yani Leyla ile Mecnun büyük ihtimal bence yani ya ikisi de manik depresifti ya da biri manik depresifti, diğeri değildi ama yani o esas, yani Leyla ile Mecnun gibi Fuzuli'nin büyük eserini çıkaran aşk aslında bir duygu durum bozukluğu hikayesi olma ihtimali çok yüksek. Evet. Öyle bir aşk bu. Aşklar öyle ve aşklarda yani aynı duygu durum bozukluğundaki bu aşklarda sizin dediğiniz gibi anlam arayışı, yalnızlığı giderme ihtiyacı çok fazla kişilerin. Bağlanma ihtiyacı çok fazla. Yani bağlanma duygusu bu açıdan çok şey. Yani duygusal bağlanmayı yönetemiyor bu kişiler. Çünkü insan dünyaya, insan çocuğu dünyaya öğrenmek üzere geliyor. Dünya hiçbir şey bilmeden mesela bir ördek sudan yumurtadan çıkar çıkmaz hemen şey yapıyor. Yüzebiliyor ama evet. İnsan bir yaşında zor yürüyor. 15 yaşında ancak kendini yönetebilir hale geliyor. Yani böyle bir durumda insan her şeyi öğreniyor. Bağlanma duygusu, mesela çocuk doğar doğmaz ilk bağlanma duygusu annedir. İlk doğarken ilk tepki nedir? Korku hisseder, duygu olarak bağlanma ihtiyacı hisseder. Anneye bağlanır, rahatlar. Yani korkur, güven ihtiyacı ve bağlanma ihtiyacı başlar. Büyüdükçe mesela bağlanma bozukluklarında bizim rastladığımız mesela çocuklardaki güvenli bağlanma vardır. Mesela güvenli bağlanma olan bir çocukta bakıcısı odadan çıkar. Çıktığı zaman çocuk huzursuz olur ama geldiği zaman rahatlar, gene etrafı keşfetmeye, oynamaya devam eder. Mesela çocukta eğer kaygılı bağlanma varsa, çocukta böyle durumlarda kaygılı, bakıcı çıktığı zaman hiç huzursuz olur, ağlar, huzursuz uzaklaştığı zaman annesi veya herhangi bir bakıcı. Daha sonra annesi veya bakıcı geldiği zaman sarılır ona, etrafı keşfetmeyi bırakır. Bu bıraktığı zaman bu bağlanma duygusunu şey yapamıyor çocuk. Korku, kaygılı bağlanma var demek ki. Dünyayı güvensiz görüyor demektir. Üçüncü bağlanma tipine kaçıngan bağlanma mesela. Bakıcı odadan çıkar, başka odaya geçer. Geçtiği zaman başka odaya bakıcı. Çocuk böyle durumlarda huzursuz olur ama şey yapmaz. Yani ilgilenmez onun gelip gelmemesiyle. Bakıcı geldiği zaman da onu reddeder. Yani böyle içine kapanık durgun durur. Etrafı keşfetmeyle ilgili faaliyetini de yapmaz. Kaçınır, protest yaşar. Yani kaçıngan bağlanma dediğiniz. Bu üç tip bağlanma da oluyor bağlanma bozukluklarında. Hı. Bipolar bozukluk işte beynin bu fonksiyonların bozulması. Bipolar kişiler mesela ilgi gösterene aşık olurlar. Temel değerlerine aykırı davranır manik döneminde. Depresif dönemde çok ağır intihar vakaları da oluyor. Hocam burada tabii kişinin kendini tanıması da çok önemli. Yine anlam arayışı dediğimiz şey aslında aklımıza geliyor. Seçimlerimizden oluşan bir yolculuk aslında. Evet. Bu tabii sadece bipolar için değil, bütün rahatsızlıklarda veya olağan yaşamımızda da söz konusu. Bu kendimize tanıma yolculuğu kısmına gelirsek bu psikolojik açıdan bizleri nasıl etkiliyor acaba? Tabii şimdi burada bizim insanın tabii anlam anlayışı başlı başına önemli bir konu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kişi anlam arayışı konusunda Batı dünyası böyle büyük bir savaştan sonra, 70 milyon kişinin öldüğü savaştan sonra, orada bir ünlü bir psikiyatrist Viktor Frankl varoluşun, insanın hayattaki ayakta kalmış Holokost'ta Musevi ailelerinden birisinin çocuğu sağ kalmayı başarıyor. Yani niye ölmedi diye, niye ölmedim? Çünkü bütün hemen hemen birçok akrabası ölüyor. O nasıl ayakta kalıyor? Anlam arayışı sayesinde ayakta kalıyor, kaldığını söylüyor kendisi. Yani insan olmanın eğilimi varoluşun anlamını keşfetme arzusudur diyor. Varoluşun anlamını keşfetmekle ilgili çaba insanın hayatının anlam ve amacını arayışı insanı ayakta tutar diyor. Bu anlam arayışında insanın işte hayattaki anlam ve amaç arayışında insanın en önemli şeyi burada birinci anlam ve amacı insan önce ben der çocuk mesela. Ama narsist bu bencil kişiler önce ben der. Ama evet. Narsist kişiler yalnızca ben derler. Çok fark var. Önce ben
çoğumuz diyoruz farkında olmadan bir şeydi. Çocuk büyürken önce ben der, sonra annem babam der çocuk. Önce can, sonra canan der. Bencillik yaygındır ama narsizm yalnızca ben der. Yakın ilişkileri köle efendi ilişkisi görür. Bu da bencilliğin artık kişilik haline gelmiş şeklidir. Yani bu çağın hastalığı, modern dünyanın kabusu haline gelmiştir. Burada mesela bu kişiler aşık olamazlar, narsist kişiler. Aşık olduğu kişilere kendisinin uzvu gibi görürler. Kolu bacağı gibi. Yat deyince yatacak, kalk deyince yatacak, kalkacak. Evet. Bu şekilde görürler. Yani başkalarının özgürlük alanını bırakmazlar. Herkesi domine etmek isterler. Öyle bir özellikleri var. Bir diğer özellik de bu kişilerin işte insanın ben duygusunda, hayatın anlam arayışında kendini tanıma vurguladığınız gibi çok önemli. Yani birinci adım kendini tanıması, kendini doğru tanıması ama. Şimdi burada mesela bizim büyük dehalarımızdan İbn Sina mesela bir konuda şey yapmış, hatalı bir yorum yapmış. Demiş ki insanın bağlanma duygusuna kafa yormuş epeyce. Varoluşta insan hayatın anlamına kafa yormuş. Çünkü İbn Sina sadece hekim değil, aynı zamanda hakimdi. Yani hikmet sahibi, filozof, felsefeciydi, büyük hükemaydı. Yani hekim değil, hükemaydı. Yani hikmet kavram üreten birisiydi. Birçok kitabı işte 400-500 sene okundu. O daha kanunu, tıp kitabı. Yani Türkçe'de çevrilmiş olarak var. Yani sayılı nüshalarından bulundu, çevrildi. Çok enteresan öyle bir keşifler yapmış ki. Mesela orada anlam arayışıyla diyor, insanın anlam arayışı teşebbühü bil vaciptir diyor. Yani zorunlu varlığa benzemektir diyor. Yani insanın varoluş sebebi onu yaratana benzemektir diyor. Bu tabii egoyu büyüt genişletme arzusu var burada. Bu da ciddi şekilde insanın egosunu şişirmesine sebep oluyor. İnsanı çevreden koparan, yalnızlaştıran bir duruma götürüyor. Bunu teorize edilmiştir, 90'lı yıllarda da teorize edilmiş. Fakat daha sonra insanın bu bağlanma duygusu, hayata anlam duygusuyla birlikte ele alındığında, mesela çocuğun bağlanma duygusu şeydir. Mesela kendi bağlanma modelleri dedik, hani güvenli, kaçıngan, kaygılı, dezorganize dedik, hani şizofrenlerdeki olan bağlanma ya da bipolardaki olan iki kutuplu bağlanmalar, yahut da bağlanma nesneleri çok önemli. Biz bağlanma nesnelerine, mesela ben narsist kişiler kendilerine bağlanırlar. Egolarını öyle genişletirler ki kendilerini yeryüzü tanrısı gibi görürler. Kendilerini kutsallaştırırlar. Ben kibir olarak bilinen özellikleri vardır. Bağlanma duygusunu kendine yönetmiştir. Bunu Freud çok güzel tanımlamış. Mesela narsist kişiyle bir insan kendi narsizmini tedavi eden, etmeyen bir psikiyatrist terapist olamaz diyor. 2 sene divana yatıp kendi narsizmini yönetmeyi başarırsa ancak olabilir diyor. Yani kolay bir şey değil. Mesela bazı diğer bir bağlanma nesnesi aile, eş ve çocuklardır kişinin. Bunlar yani ilişkisel bağlanmalar vardır burada. Bu bağlanmanın da ölçekleri var. Biz bunu işte ölçmeye çalışıyoruz aile içinde. Aileye bağlanma ölçekleri, ait olma ölçekleri nasıl diye. Diğer bağlanma sosyal ilişkilerdir insanın. Yani ailesi yetmiyor. Sosyal insan çünkü ilişkisel bir varlık. İnsan beyninin daha önce kapalı çevrim çalıştığı zannediliyordu. Şimdi bildiğin açık çevrim çalışıyor beyin. Yani bağlantısal çalışıyor beyin. Onun için 21. yüzyıl becerilerinden birisi de konnektivite becerisi, yani bağlantısallık becerisi. Bir insan bağlantısal düşünebilirse ancak geleceğe, geçmişi, bugünü, yarını, önem ve önceliklerini ayırt edebiliyor. Bu bağlantısallıkla ilgili bilgelik de aynı zamanda özelliği. Bu sosyal ilişkilerle ilgili, yani nesnelerin önem ve öncelik sırasını alacak. Kültürel bağlanma da önemli. Yani kişinin ait olduğu kültürle ilgili dengeli, sağlıklı bağlantı kullanması gerekiyor. Yaşadığı toplumdan ve kültürden, kültür bağlamından uzak kararlar alırsa acı çeker, bedel öder böyle durumlarda. Onun için tabii. Bu da insanın, bir de evrensel bağlanma var. İşte bu varoluşsal bağlanma özellikle ölüme karşı, hayatın mesela bununla ilgili Tolstoy hayatın ölümün değiştiremeyeceği bir anlam arıyorum diyerek, bu kendi bulamıyor teori, en sonunda
İstanbul'a gelmeye karar veriyor. Bulgaristan'da bir tren istasyonu gelirken vefat ediyor. Ben diyorum ki iyi ki İstanbul'a gelmemiş. İstanbul'a gelip de anlam arayışını sorsaydı o zaman İstanbul ulemasına, hayal kırıklığı yaşardı. Belki son zamanlarda Hazreti Peygamber'i tanıyıp böyle güzel duygularla gelirken vazgeçerdi. İyi ki gelmedi diyorum. Çünkü o zamanki, maalesef o zamanki ulema bu şeyi, bu konuları reddediyorlardı, konuşmayı. İlmi kelam konuları. Alimler kendi arasında konuşur. Biz bunu halka ya başkalarıyla konuşmayız diyerek bu konulara girmiyorlardı. Yani Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırmasının sebeplerinden birisi de bu eğitim sistemindeki tutuculuk olmuştur maalesef. Yani burada bu da insanın bağlanma duygusunu yönetmek aslında insanın hayatını yönetmesidir, kendini yönetmesidir. Birçok ruhsal hastalıkları önlemiş oluyor bu seferde. Yani bipolar bozukluk da aslında bir bağlanma bozukluğudur. İşte romantik bağlanma var, erotik bağlanma var. Yani kişide çeşitli aşk duygusunda düşünün. Hani şu meşhur Ümit Yaşar'ın Milyon Kere Ayten şiirini düşünün. Çok tipik, böyle aşkı öyle güzel ifade etmiş ki. Bugün mevsimlerden Ayten, günlerden Ayten ertesi, şafakta gördüğüm onun gözleri, Ayten'le iki laf ederiz rahatlarız diyor mesela. Ve üç kere Ayten dediğim zaman karnım doyar diyor. Ölüm bile kötü değil Aytensizlikten diyor mesela. Bu gibi böyle bir şeydir işte. Bu ciddi bağlanma bozukluğu. Bu duygu durum bozukluğu olan kişilerde böyle bağlanmayı yönetemiyorlar. Duygusal bağlanmayı yönetemiyorlar. Yani sadece bağlanma dediğimiz gibi aile içi bağlanma da var ki onun da hatta özel bir ismi de vardı. Storch diye geçiyor mesela, böyle anne çocuk baba içinde. Yani erotik bağlanma, romantik bağlanma, arkadaşlık bağlanması, bunlar da hepsi. Ama bağlanmayla bağımlılığı karıştırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bağımlılık da kişinin kendi kimlik ve kişiliğini yok etmesi vardır. Bağlanmada ben kalarak biz olmak vardır. Bu dengeyi kurmak gerekiyor. Sonuçta bağlanma duygu durum bozukluklarında en kolay bozulan, hayat anlam arayışı ve bağlanma duygusu bozulan alan olarak dikkati çekiyor. Evet, bağlanma, evet. Bu konulara bile değinmek gerekir. Önümüzdeki evet. Süreçte tabii haftalarda evet. Belki de bağlılık mı bağımlılık mı? Çünkü çok yerinde önemli bir evet. Konu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Bugün oldukça geniş bir perspektiften baktık. Hoşçakalın. Sağ olun efendim, sağlıkla. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve şimdi kısa bir müzik